Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Gürzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı'nda bugün bol bol aslında Jackson Hole öncesindeki piyasalardaki risk iştahı, hareket ne kadar yukarı yönlü devam eder küresel borsalarda, bunları konuşacağız. İçeriye yansıması. TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem K ile bizimle olacak. Dünya borsalarında bir miktar düzeltme var. Dolayısıyla bu aşağı yönlü hareket şimdilik Türkiye borsasına yansımadı, özellikle bankalara. Fakat bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Bugünkü açıklamalardan sonra dolar endeksi zaten son yılların zirvesinde küresel piyasalarda. İçeride 18-18'lerin üzerine yükselen 18-20'ye doğru giden bir dolar TL hikayesini daha da güçlendirir mi? Bu borsa için bir risk oluşturacak mı? Tüm bu başlıkları konuşacağız Erdem Kali ile beraber. Sonrasında Dr. Berra Doğaner bizimle olacak. Berra Hanım'la da hem SPK'nın onay vermediği sermaye artışları. Son dönemde birçok şirketin bedelli sermaye artış kararına sermaye piyasaları kurulu onay vermiyor. Bunu detaylandıracağız. Neden böyle bir karar var diye. Hem de altına ilişkin biliyorsunuz Şubat'ta açıklanmıştı. Darphane'nin altınınızı getiriyorsunuz ve karşılığında da aslında bir faiz alıyorsunuz. Bunun altına endeksli olan bir darphane sertifikasına bağlanması ve bir tahvil ihracından bahsediliyor. Bunun detayları sektörü nasıl etkiler? Bunu Berra Hanım'la konuşacağız. Ve son bölümde de Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan'la beraber şirketi ve iklimlendirme sektörünü değerlendireceğiz. Şimdi gelin hızlıca bir rakamlara bakalım. Fiyatlamalar bize ne söylüyor piyasalarda? BIST yüzde 3155'ten geçiyor işlemler. Banka, sanayi ve diğer sektörlere bir bakalım. Özellikle borsanın dağılımında hangi sektörler dikkat çekiyor diye. Şimdi bugünkü yüzde 0.6'lık bu yükselişte özellikle bankaların desteklediğini söyleyebiliriz bankacılık endeksinin. Zaten ekranında geldi. %1.85'lik yükseliş ki 3295 puanı işaret ediyor. Bankacılık endeksinden gelmiş. Sanayi tarafa baktığımızda 5000'lerdeyiz. %0.85'lik yükseliş var. Mali endekse baktığımızda da orada da %0.59 gibi daha sınırlı bir yükselişten bahsetmek mümkün. Şimdi geçelim buradan hemen döviz piyasasına. Dolar Türk Lirası 18-17 seviyesinde. Haftalık grafikte ekrana gelsin. Özellikle geçen haftadan itibaren kademe kademe kur tarafında yaşanan bu yükselişi beraber resmedelim. Özellikle Merkez Bankası'nın geçen hafta Perşembe günü faiz indirim kararından, sürpriz karardan önce yaklaşık 17.90'larda olan bir kur vardı. Perşembe günü 18'lere doğru geldi. Bu haftada 18.06 seviyelerinden yükselişini sürdürerek 18-18'lere kadar kurun yükseldiğini görüyoruz. Euro TL şu an dolar TL'nin aşağısında 18-16'larda. Bunun sebebi parite de ekrana gelir. Şimdi euro dolar paritesindeki seviyelere de bakarız. 1 euro 1 dolara eşitlendi. Hatta bu hafta 0.99'a kadar geriledi. Yani euro doların altında bir seviyeye geriledi. Özellikle gelen PMI rakamları hem imalat hem de hizmet sektöründe Avrupa'ya dair daha sıkıntılı bir tablo çizdi bize. Öte yandan Amerika'daki resesyon endişeleri bir miktar daha bertaraf ediliyor. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar hep dolar lehine oldu. Tüm bunları aslında alt alta koyduğumuzda da euro aleyhine bir fiyatlama var. Zaten grafikte haftalık bazda geldi. 1.01'lerden 1'lerin altına doğru gerileyen bir parite. Gidelim o zaman bu detayları konuşalım. Jackson Hole toplantısı sonrasında haftayı nasıl bir risk iştahı ile kapatacağız? Hem küresel tarafta piyasalar için, özellikle borsalar için, hem de içerideki Türkiye piyasası için. Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya özel telefon hattımızda olacak. Seda, hoş geldin, söz sende. Merhaba Gizem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün Jackson Hole toplantısı ve hemen işte saat 5'te takip edeceğimiz küresel piyasaların da dikkatinde olan Powell'ın konuşması var. Şimdi Powell'dan küresel piyasalar şahin bir bekleyiş bekliyor. Çünkü zaten bu saate kadarki olan FOMC eyalet üyelerindeki açıklamalar oldukça şahin. Dolayısıyla bunu destekleyen bir Powell konuşması olmasını bekleyen bir piyasa var karşımızda. Dolayısıyla piyasa eğer beklentisini alır, Powell'ın açıklamalarında en ufak bir gevşeme olmadan şahin açıklamalarını sürdürürse, dolayısıyla bu şekilde güçlü dolar temasının artarak da devam etmesini bekleriz. Powell konuşması öncesinde şu anda dolar endeksi 108.20 seviyesinde. Yani bildiğiniz üzere bir önceki Fed toplantısından bu yana aslında çok fazla veri aldık, çok fazla data aldık, çok fazla da açıklama aldık. Dolayısıyla bunların toplamında Fed üyeleri faiz arttırımının devam etmesine yönelik beklentilerini koruyor. O nedenle bu toplantıdaki Powell açıklaması da aslında 21 Eylül'deki Fed toplantısına yönelik bir sinyal niteliğinde olacak. Dolayısıyla piyasada aslında gergin bir bekleyişti.
olduğunu söylemek mümkün. Küresel piyasalarda bu hafta düşüşler çok kuvvetli değildi. Bakalım haftayı Powell'ın açıklamalarıyla nasıl kapatacağız, ama yeni haftada, yani bir sonraki haftada risk iştahı çok kuvvetli olmasa dahi aslında Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Dün güzel bir yükselişle günü kapattık ama çarşamba günü bir kar realizasyonu olmuştu. Olabilir, yani zaman zaman bu gibi kar realizasyonların piyasada hakimiyetinin olmasını bekliyoruz açıkçası. Yabancı girişlerinin dikkate değer bir şekilde devam ediyor olması Borsa İstanbul'u destekliyor ve destekleyecek gibi de görünüyor. Ama tabii ki iç dinamiklere baktığımız zaman ve göstergelere baktığımız zaman CDS gibi, bununla birlikte işte Merkez Bankası'nın politikaları gibi ve veri akışına, yurt içindeki veri akışına baktığımız zaman yabancı yatırımcının nasıl bir algıyla devam edebileceği ve şu anda varlığını sürdürdüğü hikayenin devam edip etmeyeceğini net bir şekilde bilmiyoruz. Dolayısıyla alımların ne kadar kuvvetli, ne kadar şiddetli süreceğini de bilmiyoruz, ama bankacılık endeksi öncülüğünde Borsa İstanbul güzel bir performans gösteriyor. Teknik göstergeler alt sinyali üretiyor ve şu anda herhangi bir düzeltme hareketine de işaret yok açıkçası, ama dediğim gibi çarşamba günü yaşadığımız çok sert olmayan ara ara düzeltmeleri görebiliriz. Bunları sağlıklı olarak nitelendiriyoruz. Haftayı pozitif bir eğilime kapatmamız doğrultusunda 6 haftadır sert yükselişinde sürdürüyor olacak endeks. Bu beklentimizle birlikte pazartesi günü yeni açılışta yine yükseliş hareketinin sürmesi ve hafta genelinde bunun da korunması ile birlikte açıkçası 3400 bölgesindeki yükselen trendin üst bandına doğru bir hareket eğiliminin olmasını bekliyoruz. Teknik anlamda söylemek gerekirse 2990 seviyesinin altında bir kapanış olmadığı takdirde düzeltmenin boyutunun çok sert olacağını düşünmeyeceğiz. Ama tabii eğer bir düzeltme olursa boyutun ne kadar sertleşebileceğine ilişkin teknik detayı bize 2990 seviyesindeki akıbet verecek gibi görünüyor. Genel itibariyle görüşümüz bu yönde. Seda, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için İntegral Yatırım Menkul Değerlerden Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özel'in görüşlerini aldık. Kısa bir ara, aranın arkasından piyasa hattına devam edeceğiz. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem K. ile bizimle. Erdem, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Erdem, aslında bankalar önderliğinde bir yükseliş var borsada. Ve bu yükselişe baktığımızda da son 3 haftadaki yabancı yatırımcıların girişi de yaklaşık 600 milyon doları geçti diye görüyoruz. Ve hani bu yılın en güçlü aslında 3 haftası. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak bu hareketi? Hem yabancının borsaya olan teveccühü, gerçekten kim bu yabancı yatırımcı? Bu da merak ediliyor. Hem de bankalar önderliğindeki bu yükseliş. Öncelikle ikinci çeyrek performanslarıyla başlayalım. Bankacılık sektörü bildiğiniz üzere endekslerin, yani beklentilerin üzerinde iyi bir performans açıklamıştı. Hem nominal rakam olarak hem de güçlü beklentilerin üzerinde rakamlarla iyi bir performans açıklamıştı. Ve çarpanlar bazında da insanlar, yatırımcılar tarafından ucuz olduğu artık beynel minel kabul edilmişti. Şimdi onun bir yansıması olarak buraya bir ilginin arttığını görüyoruz. Tabii ki bundan sonraki dönemde diğer sanayi şirketleri de artık neler yaptı, ikinci, üçüncü çeyrek görünümünün ne kadar ilerlediğini görüyoruz. Şu anki ortamda açıkçası yabancılar, hani şu yabancı veya gerçek bir long only dediğimiz işte yabancı uzun vadeli yatırımcıları ayrıştıracak şekilde bir o şey olduğunu en azından şu aşamada çok görmüyoruz, ama en azından bizim konuştuğumuz yatırımcılarda, ancak bir fırsat olduğun zaman değerlendirmek için opportunist yatırımcıların izlediğini düşünüyoruz. Bu açıkçası demek ki bankalar önceliğinde yükselmişti. Bundan sonraki dönemde 3. çeyrek performansına göre banka dışı kesiminde seçici olarak takibi bu performansa katılabileceğini öngörüyoruz açıkçası.
Peki Erdem, buradan biraz özellikle bizim de son dönemde çok konuştuğumuz, dünyada da aslında tam ortaya oturan, gündeme oturan ham madde üretimi yapan, ham madde ihracatı yapan şirketler. Tabii başta demir çelik şirketleri geliyor, sonrasında da işte çimento, gübre. Biz bu şirketleri çok konuştuk sanayi şirketleri içerisinde. Çünkü emtia fiyatları gerçekten öngörülemez bir haldeydi yılın ilk yarısı. Fakat yılın ikinci yarısına doğru sanki bir miktar daha resesyon endişeleri törpülenmeye başlıyor mu? Ham madde fiyatlarındaki volatilite biraz daha azalıyor mu? Tüm bunlar nasıl etkileyecek sence bizim borsada başta çelik sektörü olmak üzere sanayi sektörüne? Öncelikle bahsettiğim gibi Mayıs ayı itibariyle resesyon kaygıları küresel tarafta çelik endüstrisi için, çelik fiyatlaması için önemli bir baskı unsuru oluşturdu. Bunları bir nedeni, bir farzası, bir adımı da Rusya biliyorsunuz yaptırımlardan dolayı Avrupa'ya çelik ürünü satamamıştı. Ve Rusya bu satamadığı ürünleri Hindistan gibi, Çin gibi, hatta bizim Türkiye gibi pazarlara kanalize ederek normaldeki çelik bulunurluğunun görece o kadar kaybolmadığını gördük Rus ürünlerinin açısından. Bu ise Mayıs ayı itibariyle, daha doğrusu Nisan sonu itibariyle çelik fiyatlarında önemli bir bozulma gösterdi. Ve bundan sonra işte FED faiz arttırımlarıyla beraber küresel büyümenin zayıfladığı ve resesyon kaygılarının arttığı bir döneme girdik. Bu ise çelik sektörü için açıkçası çok olumlu bir görüntü değil. Şu aşamada biz 3. çeyrek tarafına baktığımız zaman çelik sektörü için zayıf bir görünümü artık kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. İkinci çeyrek görece iyiydi. Bunun sebebi de Ukrayna-Rusya geriliminden kaynaklı fiyatı, ürün bulunamayacağına dair bir risk koşu algısıyla beraber tüketicinin hızlıca fiyatlama talep ettiği bir çelik ürünlerinden dolayı ürün fiyatları çok yükseldiğini görmüş. Ancak şu an artık dengeli bir pazar var. Talebin daraldığı, talebin gerilediği, buna karşın ihracatçı, çelik ihracatçılarında iç pazarlarında yavaşladığı ve satacak ürünü bulacağı bir ihraç pazarı bulacağı bir dönemdeyiz. Bu nedenle biz çelik sektöründe açıkçası bu 3. çeyrek ve en azından yakın vadede 3 aya kadarki görünümde biz zayıf bir operasyonel ve temel görünüm görüyoruz. Ton başına karlılıklar örneğin Kardemir'de $200 üzerindeydi ton başına karlılık 2. çeyrekte. Ereğli'de $350 üzerindeydi ton başına karlılıklar. Burada önemli bir azalma görüyoruz. Yaklaşık 3'te 1'e kadar bir karlılığın, yani hatta %60'lık bir kar erozyonu, ton başına karlılığın kayıp olduğunu düşünüyoruz 3. çeyrekte. Tabii ki ham madde maliyetleri önemli bir faktör. Enerji fiyatlarının, özellikle kömür, metalurjik kömürün nereye kadar neler yapacağı kıştan sonra 4. çeyrekte genel diğer görünümler için takip edecektir çelik sektörü için. Peki geçelim biraz istersen buradan, tabii çelik kadar konuştuğumuz bir diğer enstrüman emtia ve petrol fiyatlarıydı. O taraftaki yükseliş bizim içeride şirketler için, bir yandan Tüpraş bir yandan Petkim için nasıl bir tablo çizdi? Bir de bunu yorumlarken Erdem senden ricam, Tüpraş'ın bu son dönemde bir miktar üretim ara vermesi hisse üzerinde olumsuz etki yarattı ama bu kalıcı olur mu? Bu da merak ediliyor sıcak gündem olarak. O tarafı da sorayım. Biz açıkçası enerji emtialarında, çelik sektöründeki veya sanayi emtialarındaki görünümün aksine biz yine olumlu taraftayız. Yani emtia ürünleri, petrol fiyatlarının ve genel emtia, enerji emtialarının, kömür olsun, doğalgaz olsun, petrol fiyatları olsun, daha güçlü bir konumda olduğunu, daha güçlü bir görünümde olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebebi tabii ki Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve doğalgazın tedariğiyle ilgili, Avrupa'ya tedariğiyle ilgili yaşadığımız süreç. Biliyorsunuz hani bunları tekrar söylememize gerek yok. Bunların yansıması olarak Tüpraş'a çok olumlu bir ikinci çeyrek performansı oldu. Hem ürün karlılıkları oldu, hem de ham madde tedariğinde, ham petrol tedariğinde rekabetçi bir yapı vardı. Şimdi biz bunun üçüncü çeyrekte büyük ölçüde devamını bekliyoruz. Her ne kadar Kuzey Yarımküre'de biliyorsunuz ikinci çeyrek çok yüksek bir mevsimselliği vardı. Üçüncü çeyrek Ağustos itibariyle talebin biraz daha, mobilizasyonun daha yavaşlayacağı için krekler tarafında, ürün karlılıkları anlamında biraz daha yavaşlayacağı anlamını düşünsek de biz büyük ölçüde Tüpraş'ın üçüncü çeyrek performansının devamını bekleriz. Burada senin söylediğin gibi hidrokreker tesisi bakımı var. Yaklaşık bir aylık bir bakım. Bu hidrokreker tesisi açıkçası Tüpraş'ın önemli bir varlığı. Karlılığında önemli bir katkısı olan şey. Bu tabii ki ne kadar süreli
sonuçta kapı açıklamasına göre aldığımız referansa 110 milyon dolarlık bir EBITDA vafık operasyonel karın daha azalacağı ancak beklenti şirket 2020 tahminlerinin korunduğunu söylemişti. Biz bu çerçevede hidrokreker tesisi önemli bir tesis. Ancak şu anki bize bilgilendiren ve kapı sunulan bilgilerle beraber bu momentumun enerji emtialarındaki bu pozitif görünümün olduğunu düşününce çok kalıcı bir etkisinin olmamasını bekleriz Tüpraş özelinde. Peki buradan biraz havacılık tarafına da istersen geçelim. Tabii turizm rakamları, turist sayıları oldukça güçlü. 2019 sayısını da geçti. Yolculuk oranları da gayet iyi. Fakat bu tavan fiyat uygulaması çok tartışıldı. Orada tabii ücret yakıt maliyetleri, bunlar maliyetleri arttırıyor denildi. Tabii yurt içi tarafına daha fazla hizmet, yani toplam uçuşlar içerisinde yurt içinin payı daha çok olan Pegasus bundan olumsuz etkilenir mi bundan sonraki süreçte? Öte yandan yine TAV ve diğer havacılık şirketlerindeki tablo nasıl, onları da sorayım. Açıkçası biz bu ortamda sanayi dişi kesimde gıda perakendeciliğinin haricindeki en çok beğendiğimiz sektör havacılık sektörü. Burada havacılık sektöründe tabii ki Türk Hava Yolları başta olmak üzere havacılık sektörü genel için pozitifiz. Bunun sebebi de pandemi sonrasında hem hacim olarak pandemi öncesini yakaladı. Hem de birim fiyat geliri hem petrol fiyatının yukarı gitmesiyle beraber fiyatlamayı daha güçlü yapabiliyorlar. Hem de talebin kapasiteyle tam örtüşmemesi nedeniyle daha iyi bir fiyatlamayla, daha güçlü bir bilet fiyatlamasıyla havacılık oyuncuları sektörde iyi para kazanacak 3. çeyrek görünümü sunuyorlar bize. Burada tabii ki Pegasus ve hava yollarını bir ayrı tarafa tutmamız lazım. TAV'ı ayrı yere tutmamız lazım. Tabii ki TAV da havacılığın talebinin olumlu etkilenmesi artışında olumlu etkileniyor. Ancak birim gelirleri daha talebin güçlendiği veya zayıfladığı konuya daha sabit bir birim gelirleri olduğu için talebin güçlendiği kesimlerde havacılık hava yolları şirketlerinin Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın daha güçlü performanslar açıklamasını bekliyoruz. Üçüncü çeyreğe başlarken bildiğiniz üzere ufak bir dizel yakıtlarında ve jet yakıtı fiyatlamasında bir ufak bir gerileme gördük. Bu jet yakıtı hedgingleri dediğimiz jet yakıtı maliyetlerine karşı Türk Hava Yolları'nda olsun, Pegasus'ta olsun daha az hedge rasyolarıyla beraber yaklaştığı için güçlü bir talebi ne olur, fiyatlamasının güçlü olduğu bir üçüncü çeyrekte görece daha az enerji maliyetleri, jet yakıtı maliyetlerinin olduğu bir görünümden bahsediyoruz 3. çeyrek için. Bu ise bize beklentilerimiz üzerinde bir 3. çeyrek görünümünün Türk Hava Yolları ve Pegasus üzerinde yaşatabileceğini düşündürüyor. Burada bir parametre de Euro-Dolar paritesi. Pegasus için daha özellikle ağırlığı var. O da her ne kadar operasyonel görev anlamda, vafık anlamında çok büyük bir değişimi yaratmasa da şirketin taşıdığı dolar short pozisyonu nedeniyle euro dolar paritesinin gerilemesi şirketin kur farkı gideri yazmasına neden oluyor. Bu ise her ne kadar operasyonel tarafta Türk Hava Yolları gibi 2019 ötesinde bir vafık performansına öngörsek de dipte net kar anlamında Türk Hava Yolları'na göre bir miktar daha geride kalmasına sebep olabilir diye düşünüyoruz bu euro dolar paritesindeki zayıf seyirin. Erdem, sürenin sonuna geldik ama hızlıca Koza grubu hisselerindeki volatiliteyi de sormak istiyorum. Tabii yatırımcı nezdinde oradaki hareketler son dönemde oldukça sertleşti. Neye bağlıyorsunuz ve beklentiniz nedir? Açıkçası Koza grubu şirketlerine, Koza altın olarak referansla konuşursak, Koza altının beklentilerimizin gerisine gelen bir üretim datası vardı. Daha doğrusu satış datası. Normalde biz ikinci çeyrekte 55 bin onsluk bir satış datası beklerken 42 binlik bir satış da gördük. Burada operasyonel tarafta üretim datası aslında 48 bin gelirken 6 bini stoğa çalışılmış ve böylece ikinci yarıda ilk yarı itibariyle 10 bin onsluk bir şirketin envanterinde satılmaya hazır altın bekliyoruz. Biz normalde aslında üretim datasında geçen çeyrekten kalan 6 binin de satılması ve 55 bin onsluk bir satış hacmine sahip olmasını bekliyorduk. Ancak ikinci çeyrekte bu üretimler yapılmış ancak satılmadığını görüyoruz. Bu nedenle operasyonel tarafta bir sapmamız vardı. Diğer tarafta ise operasyon dışı kalemlerde bağış ve yardımlar şirketin yaklaşık 200 milyon TL'nin üzerinde bir daha az kar etmesine sebep oldu.
Bu da açıkçası bizim geçen senelerde olsa da bu çeyrekte beklemediğimiz bir kalemdi. Bunlar nedeniyle biz koza altını, beklentinin altında bir performans gördük ikinci çeyrekte. Bunun devamının gelmesini çok beklemeyiz. Açıkçası üretim datası, 52 stok datası ve son açıkladığı kapa yine Kaymaz'daki şu kadar yaklaşık bir 5000 olsun kadarlık bir satış yapacağına dair bir 15.000 onsluk bir 5.000 onsluk bir Kaymaz'dan satış yapılacağını düşününce biz açıkçası burada operasyonel açıdan çok daha zayıflamasını beklemeyiz. Tabii ki Koza'nın kısa vadeli altın fiyatlarının seyri de önemli oluyor Koza için ama bizim için daha çok önemli olan Kozal'ın işte yıl sonu ve bundan sonraki 1-2 senelik dönemde ne kadarlık bir rezerv artışı olacağı, ne kadar bir altın üretiminin artışı olacağı. Biz bu noktada uzun vadeli görüşümüzü aslında koruyoruz. Ancak kısa vadeli bir dönüş sinyalini şu an için bilanço açıklanmadığı için veya bilanço beklentilerinin şekillenmemesi nedeniyle biz biraz daha sakin kalması ve piyasadan biraz daha zayıf performans göstermesini bekleriz açıkçası. Yakın vadeli işte. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için Erdem. Çok sağ ol. Şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyoruz sana da. TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı'yı ağırladık. Borsa Avrupa'da enerji fiyatlarına ve düzenlemeleri ilişkin son dakikalar geliyor. 2023 vadeli elektrik kontratları Fransa'da 1000 euronun üzerine yükseldi. 2023 vadeli elektrik kontratları 1000 euronun üzerine çıktı. Biliyorsunuz bu hafta birçok Avrupa ülkesi ve İngiltere'de sadece hane halkı değil, bireyler değil, sanayi tarafına da doğalgaz konusunda teşvik verilmesi çalışmaları devam ediyordu. İngiltere burada en önemli adımı attı. Aslında biz de onu konuşmaya devam ederken fiyatlar da hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Yani teşviklere mahkum enerji konusunda, özellikle doğalgaz konusunda bir Avrupa var. Kış daha da zorlu geçecek bu anlamda fiyatlar ve mevcut talep koşulları için. Şimdi gidelim buradan biraz Türkiye borsasındaki son düzenlemeler, şirketler, bunları detaylandıralım. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner telefon hattımızda. Berra Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhabalar sevgili Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Berra Hanım, son dönemde Sermaye Piyasaları Kurulu'nun birçok aslında sermaye artış kararını onaylamadığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz bahseder misiniz? Şirketlerin bedelli ve bedelsiz olarak yaptıkları sermaye artışlarındaki ana motivasyon ne? Ve SPK hangi noktada bunları onaylamıyor? Tabii bedelli artırımlarda ana motivasyon şirketin içerisine taze, öz kaynak mahiyetinde nakdi kaynak yaratmak. Bedelsizlerde ise sadece zaten şirketin bünyesinde öz kaynaklar içerisinde durmakta olan bir kaynağı sermayeye eklemek, tedavüldeki miktarı arttırmak, tedavüldeki hisse miktarının artmasını sağlamak. Şimdi bu ihraçları SPK tabii ki dosya bazında inceliyor. Dolayısıyla yorumları dosya bazında yapmak lazım. Sadece gözlemlediğimiz bir eğilim var. SPK başkanı değiştikten sonra bu redlerin miktarında bir artış görüyoruz. Yani bir önceki döneme göre burada bir artış var. Dolayısıyla bu biraz politika değişikliği gibi de yorumlanabilir. Kategorik bir redden bahsetmiyoruz. Zira yeni SPK başkanı geldikten sonra da izin alabilen şirketler oldu. Hem bedelli arttırımlara hem bedelsiz arttırımlara. Ama red alan şirketler de oldu. Biraz daha detaylı incelendiğini, biraz daha toplanacak kaynakla yaratılacak fonun nerede kullanıldığının, gerçekten şirketin bu nakde ihtiyacı olup olmadığının, artık yani yeni başkan mevzinde daha kapsamlı incelenme talimatının uzman kadrolara verildiği şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Peki Vera Hanım, bir diğer konu da bu özellikle aslında 2022 senesinde, yani bu sene Şubat ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin de yaptığı açıklamalardaki uygulama altın tarafı. Şimdi yastık altı altınların sisteme kazandırılması için darphanenin burada devreye girmesi. Şimdi detaylara baktığımızda özellikle SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün darphane sertifikası ihracını onayladı diye bir duyuru geldi. Şimdi darphane sertifikası ihracı için aslında biz kaynaklarla konuştuğumuzda bunun altın karşılığı bir ihraç olacağından bahsediliyor. Tabii ki detaylara ihtiyacımız var ama nasıl etkileyebilir sektörü sizce? Şimdi dediğiniz gibi dünkü SPK hisseninde 5 ton
ve 0.995 satışta altının halka arzına ilişkin darphanenin başvurusu onaylandı. Önce rakamdan bahsedeyim. Şu anda 1 kilogram altın 56 bin dolar olduğuna göre, yani 5 ton 280 milyon dolarlık bir üst limite denk geliyor. Tahminen bunun hepsi bir kere de kullanılmayacaktır. Partiler halinde olacaktır. İki usul olabilir. Bir tanesi, hani bildiğimiz, daha önceden beri hazinenin zaten banka bu bankaları kanalıyla altına dayalı kira sertifikaları ya da altın tahvili ihraçları oluyordu. Burada altınını ver, sertifikanı al, üzerine 6 ayda bir kupon kiranı al. Ki burada da 6 ayda bir %1.20'den başladı getiriler, %1.5'a kadar çıktı. Yani yıllık %3 altınını getiren kişi bu kira sertifikaları ya da tahvilleri yoluyla hem altını altın hem de %3'lük bir getiri elde ediyordu ki bu cazip bir oran. Şimdi darphane büyük ihtimal Şubat 2022'de Sayın Nebati tarafından açıklanan tedbirler arasında ipuçları vardı. Bu yastık altı altınların sisteme kazandırılması için darphaneye ya da yetkili kurumlara, bankalara verilen altınlara karşılık bu sertifikaları sunacak yatırımcıya ve faiz alacak yatırımcı. Kıymetli bir ürün olduğunu düşünüyorum faizi itibariyle. Bir şey daha ekleyeyim orada. SPK'nın bir basın açıklaması oldu. 9 Haziran 2022'de, yani hemen hemen işte 2-2,5 ay kadar önce. Ve Borsa İstanbul nezdinde bir emtia pazarı kurulduğunu, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını duyurmuştu. İmda'da birleştirince biz bu son kararı, bu sertifikaların Borsa İstanbul'da işlem görmesine de bir altyapı hazırlandığını düşünüyorum ben. Eğer hem bu faiz hem de Borsa İstanbul içerisinde darphane sertifikalarının emtia pazarında işlem görmesi ve likidite sağlanması söz konusu olduğunda, bu yastık altı altınların sisteme kazandırılmasında bir ileri adım atılabilir. Zira hani istendiği kadar gitmiyor malumunuz orada sisteme kazandırma konusu. Dolayısıyla şimdi biraz daha sermaye piyasası ürünleriyle, likidite ile bu yastık altı altınların sisteme kazandırılmasına hız verilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Beyran Hanım, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Kolay gelsin. Evet, Doktor Beyra Doğaner'in de görüşlerini aldık konuya ilişkin. Kısa bir ara, aranın arkasından Alako Carrier Genel Müdürü Cem Akan bizimle olacak. Evet, piyasa hattının son bölümünde Alako Carrier Genel Müdürü Cem Akan bizimle olacak stüdyoda. Cem Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Aslında stüdyodan yayın yapmak güzel bizim için tabii. Pandemiyi biraz da olsa artık geride bıraktığımızı gösteriyor. Evet. Fakat tabii gerçekten sanayi için bu böyle mi? Ben aslında biraz onu sorarak başlayayım. Çünkü biz son bir iki senedir bir yandan ithal girdiler, işte kur oynaklığı diyoruz. Ama bir de buna ham madde fiyatlarındaki artış, maliyet baskısı eklendi. Ve tabii ki tedarik zincirlerinde sıkıntılar var. Siz Alako Carrier ailesi olarak ilk 6 ayı nasıl geçirdiniz geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında? İkiye ayırayım. Bir kere tedarik zincirindeki bozulmalar, kötüleşmeler devam ediyor maalesef. Bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Biraz öngörülemez bir durum var ileriye yönelik. Hiçbir zaman başımıza gelmemişti. Biz önümüzdeki, yani gelecek yılın ilk 6 ayının siparişlerini bugünden açmak durumundayız bizim tedarikçilerimize. Diğer taraftan ilk 6 ayımız gayet iyi geçti. Önceki yıla kıyasla ciromuzu %110 oranında arttırdık. Karlılığımız da yaklaşık 5 kat oranında arttı. Hemen hemen bütün ürünlerde adetsel, miktarsal artış var. Finansman giderlerimiz kaçınılmaz olarak artıyor bu dönemde. Bütün sanayicilerin önemli sorunu bu dönemde kredi bulmak ve uygun maliyetli kredi bulmak. Bu konularda sıkıntı yaşıyoruz ama çok pozitif bir 6 ay geçirdik.
Diğer taraftan enflasyonun da etkisinden bahsetmeden edemeyeceğim. Bu tabii karlılık ve ciro rakamlarının içinde enflasyonun da bir takım şişirici etkisi yok değil. İkinci ayda bu biraz azalarak devam edecektir, ciro artışı ve karlılığımız. Peki şimdi enflasyondan dolayı mı yılın geri kalanı için kar üzerinde baskı olabileceğini düşünüyorsunuz? Hem enflasyondan yani dolayı... Yani artan maliyetleri tüketiciye ve iş ortaklarınıza yansıtamayabileceğinizden dolayı mı? Doğrudur. Biz bugüne kadar yapmamıştık. 6. ay itibariyle çalışanlarımıza bir zam yaptık. Onun bir maliyet arttırıcı etkisi olacaktır. Ne kadarlık bir zam yaptınız bu sene toplamda? Geçen sene oranla %110 oranında bir zam yapmış olduk personelimize. Baktığımızda enflasyonun bozucu etkisi devam ediyor, edecektir. Stoklarımızdaki düşük maliyetli ürünlerin daha yüksek fiyattan satılması sonucu karda bir şişkinlik var. Ve dediğiniz gibi enflasyonun tam etkilerini fiyatlarımıza yansıtamayacağımız için biraz geçişme olacaktır. İkinci 6 aylık karın düşmesinde. Diğer bir konuda Dudullu'daki fabrikamızı satıyoruz. Vergi öncesi kar olarak baktığımızda aslında ilk 6 ayın üstünde çıkacaktır. Ama operasyondan gelmeyecek tabii bu karlılık. Peki Dudullu'daki fabrikayı satma sebebiniz nedir? Bu başka yatırımların önünü mü açacak? Yoksa nakit akışını yönetmek için mi? Nedir oradaki hamleler? Dudullu'daki fabrikamız eski bir fabrika. Dudullu'da kıymetli bir arazi. Biz oradan sağlayacağımız nakdi daha iyi, daha güzel yatırımlar harcamak için kullanacağız. Öyle planlıyoruz. O eski bir fabrika, daha çok enerji verimine uygun yeni bir fabrika yatırımı yapacağız 2023 içerisinde. Peki şimdi özellikle burada net kar rakamına baktığımızda ilk 6 ayda 172 milyon TL'nin üzerine geldi zannediyorum ki net kar rakamı. Öz kaynaklarda 660 milyon olmuş. Yılın geri kalanı için yani bu yılı kapattığınızda yılın tamamındaki rakam geçen seneyle kıyaslandığında nereye evrilecek? Nasıl bir hedef koydunuz orada? Yani geçen senenin bir hayli üstünde olacaktır. Ama ilk 6 ay çarpı 2 olmayacaktır. Anladım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Daha mütevazi bir büyüme olabilir ama büyüme devam edecek diyorsunuz en azından geçen seneye göre. Evet. Peki iklimlendirme sektörünü biraz konuşalım. O tarafta şimdi konut satışlarında biraz sanki ivme kaybı var gibi. Fiyatlar çok yükseliyor. Arz tarafına baktığımızda mesela ticari gayrimenkulde arza biraz iştah kaybı var. Ama öyle ya da böyle hani yatırım aracı olarak konut hala tabii makul vesaire bu şekilde konuşuyoruz. Sizin tarafta iklimlendirme için sıfır konut, yeni konut ya da yeni gayrimenkul konusunda ne kadar iştah var, onlarla ne kadar çalışıyorsunuz? Ya da yenilemeler ya da satışlar tarafına bakıldığında yani talep daha çok nereden geliyor? Yenilemeler dediğiniz gibi konut arzı azaldığı için biraz azalıyor. Ancak bireysel ürünlere talep artıyor. Pandemiden sonra iyice artıyor. Evde geçirilen zaman artıyor, ofislerde geçirilen zaman azalıyor ve iklim açısından da insan ofisteki konforu arıyor. Dolayısıyla iklimlendirme yatırımları artıyor bireysel olarak. Yenilemeler de söz konusu. Dolayısıyla bir önceki yıla göre son 3 senedir her sene artan bir trend var. Burada zannediyorum ki tabii biraz mevsimsellik de var. Şu an tabii çok sıcak bir dönemden geçiyoruz. Değil mi? Onun da etkisi vardır. Yani sizin her dönem aynı değildir satışlarınız. Bazı mevsimlerde daha güçlüdür. Doğru söylüyorsunuz. Bizim aslında Mayıs-Haziran dönemimiz iyi geçer idi ama iklimlerin de bir kayması söz konusu iklim krizi nedeniyle. Her sene daha geç ısınıyor ama daha uzun sürüyor. Bu sene Haziran ayı nispeten serin geçti. Şu anda çok boğucu bir hava var. Biraz sezon geç geldi diyebiliriz bizim için. Ama tüketici bilinçleniyor. Her sene daha da bilinçli hareket ediyor. Dolayısıyla Nisan-Mayıs aylarında alımlarını yapmaya başlıyor bu dönemi çok beklemeden. Peki Cem Bey, burada iç pazardaki talep endişelerini ihracatla birçok şirket, ihracat yapabilen, ihracat kası güçlü olan şirketler dengelemeye çalışıyor. Çünkü az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu maliyet baskısını tüketiciye bir nebze yansıtabiliyorlar. Ve ithal girdileri kontrol etmenin doğal hecinde en önemli yolu tabii döviz kazandırıcı hizmet. Siz bu konuda alaka kerili olarak nasıl bir iştahınız var ve toplam satışların dağılımı şu an nasıl? Önümüzdeki dönemde hedefler ne? Açıkçası üretimden satışlardan ihracat konusunda dengesiz bir yapımız var diyebilirim. Ama ihracatı bir hedging unsur olarak her zaman kullandık. Kırılganlığı büyük ölçüde azaltan bir unsur.
Örneğin biz klima santrali üretiyoruz ve üretimimizin %95'ini ihraç ediyoruz. Bu iyi bir şey. Ve yıllardır bunu sürdürüyoruz. Diğer taraftan kombi kazan üretiyoruz ve üretimimizin %5-10'luk kısmını ihraç edebiliyoruz. Orada müthiş bir büyüme şansımız, alanımız var. Bunu önümüzdeki dönemlerde geliştirmeye çalışacağız. Bu yönde projelerimiz var. Yatırımlarımızı buna göre oluşturuyoruz. Toplam ciro içindeki payına bakacak olursak %15-20 seviyelerinde ihracatın payı, uzun vadeli hedef olarak %30'un üstüne çıkartmayı hedefliyoruz. Bu herhalde vade var mı bu %30 hedefi konusunda, toplam ciro içerisindeki payda? Ne kadarlık bir vade koydunuz hedef için? Hedef için 2025'e hedef koyduk. Ancak söylemeden edemeyeceğim, şirketlerin, ülkelerin uzun vadeli planları var, gözlerini ayırmadıkları. Bir de kısa dönemde karşılarına çıkan olaylar, krizler vesaire var, başa çıkmaları gereken. İkisini de göz önüne bulundurarak hem önümüze çıkan riskleri bertaraf etmeye çalışıyoruz hem de fırsatlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Bunu da belirtmeyin. Peki şimdi fan coil cihazları, bu yeni bir yatırımdı. Aslında açıklamıştınız yatırım yaptığınızı. Hatta bataryasını dahi kendiniz üretecektiniz. Doğru. Ne aşamadadır için o fan coil cihazları şu an? Yani ne kadarlık satış yapıyorsunuz? Oradaki hedefler ne? Önümüzdeki dönemde 3 milyon dolarlık satışa çıkacaktır. Cirosu 3 milyon doların üzerine çıkacaktır. Dediğiniz gibi yatırım biraz gecikti bu tedarik zincirindeki, özellikle çip sorunu nedeniyle. Bataryasını bu sene içinde üretmeye başladık. Gelecek sene içinde daha çok ivme kazanarak büyüyeceğini düşünüyorum. Şu anda onun ihracat içerisindeki payı %10 seviyelerinde. Onu da gelecek sene 20-30'lara çıkartacağız. Peki son bir iki dakikanın içerisindeyiz. Biraz sizden dinleyelim. Yatırımlar konusunda bir hedef koydunuz mu? Ne kadarlık bir yatırım tutarı? Özellikle hem tabii bu yılın son çeyreğinden ziyade ben biraz 2023'ü artık merak ediyorum. Hem de tabii başka sosyal yardım projeleriniz de var. Biraz onları da dinleyelim. Tabii ki Dudullu fabrikamızın satışı sonunda elde edeceğimiz nakitten bir yatırım yapmayı planlıyoruz. 2023'te yeni bir fabrika yatırımı. Yaklaşık 5 milyon dolar civarında olacaktır. Biz her sene ciromuzun yaklaşık ikisinden fazlasını Ar-Ge yatırımlarına harcıyoruz. Bu ciddi bir oran. Burada da ihracata ve enerji verimliliğine yönelik ürünlerin geliştirilmesinde kullanıyoruz bu Ar-Ge yatırımımızda. Diğer taraftan dijital dönüşüm yatırımlarımız vazgeçilmez, hayatın vazgeçilmez unsuru. O da aynı şekilde devam ediyor. Biz yakaladığımız büyümeyi personel sayımızı hemen hemen sabit tutarak yapıyoruz. Bu da verimlilikte bir artış sağlıyor. Dijital dönüşümü bunun için kullanıyoruz. İklim krizi dediniz. O konuda da yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladık bu sene içerisinde. Bir araştırma yaptık. İklim okuryazarlığı araştırması ve burada özellikle genç ve çocuklarda ekoanksiyete diye bir kavramın geliştiğini öğrendik. Avrupa'da literatüre girmiş bir kavram. Türkiye'de yeni yeni oluşuyor. Gençler ve çocuklar bizim çocukluğumuzda üzerimize vazife olmayan endişeleri şu anda edinmiş durumdalar. Onu anladık. Geleceğe yönelik dünyanın sürdürülebilirliği konusunda endişeleri var. Bunu gidermeye yönelik taş kağıt makas ile beraber bir projeye başladık. Burada çeşitli webinarlar düzenleyeceğiz. Fiziksel aktiviteler düzenleyeceğiz. Bu şekilde bir projemiz olacak. Peki şimdi hemen hızlıca bir hisseyi de ekrana getirelim. Tabii ki. Şu an 326 TL civarında. Geçen sene Aralık'ta bir ara 350 TL'ye kadar yükselmişti hissenin fiyatı. Hatta bu sene Haziran'da da bir 347 TL'leri gördük ama son bir yıllık ortalamasına yakın. Nasıl değerlendiriyorsunuz yatırımcının teveccühünü? Bizim aslında finansal performansımızı çok yansıtmayan bir hisse fiyatlamamız var. Bizim hissemizin fiyatı uzun yıllar boyunca 30 ila 50 bandında gidip geldi. Şirket büyümeye devam ederken daha sonraları şu anda 300 bandında seyrediyor. Uzun vadeli baktığımızda doğruyu yansıtıyor ama geçici dönemler kısa dönemler itibariyle baktığımızda şirket değerini pek yansıtmadığını düşünüyorum. Biz her zaman şirkete değer, katma değer kazandıracak, ülkeye katma değer kazandıracak faaliyetlerde bulunuyoruz ama bunun bizim hisse fiyatına yansıması biraz zaman alıyor, öyle görüyorum.
Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdiden Erko Keylor için iyi bir 2022 dileyelim. O yılın ikinci yarısı sizin için iyi geçsin. Çok sağ olun Cem Bey. Cem Akan'ı ağırladık Piyasa Hattı'nın son bölümünde. Programı kapatırken haftaya biliyorsunuz Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları gelecek. Buna dair bir anketimiz var. Hem ikinci çeyrek hem de yılın sonunda Türkiye büyümesi nereye evrilir? Bloomberg HT araştırma olarak ekonomistlere sorduk. Bu haberle veda edelim. Herkese şimdiden sağlıklı mutlu bir hafta sonu dileyelim. Hoşçakalın. Bloomberg HT araştırmanın hazırladığı büyüme anketine 18 kurum katıldı. Medyan tahmin Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde %7.60 büyüyeceği, 2022 yılının tamamını %4.50 büyümeyle kapatacağı yönünde oluştu. En düşük tahmini veren kurum ikinci çeyrekte %5, en yüksek tahmini veren kurum %8.70 büyüme tahmin ediyor. 2022'nin tamamındaysa en düşük tahmin %3.20, en yüksek tahmin ise %5.6 ile yılı tamamlanmasını bekliyor. Mayıs 2022'de yapılan büyüme anketinde beklentilerini paylaşan 18 kurumun 2022 yılının tamamı için medyan büyüme beklentisi %3.5 seviyesinde oluşmuştu.